Onlar istoz yiyor. Demek ki ona göre paralıyorlar. Biz de buna göre. İnşallah o görkemli hayatlarından vazgeçerler de onlar da biz gibi olurlar yani. Öyle diyorum yani. Siyasetin gündemi ıstakoz. Dar gelirlininki bir öğün yemek. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki menüsü ıstakozdu. Bursalı o ziyafet için 60 euro yani 2079 lira ödedi. Dar gelirlinin menüsü AKP'li vekil kadar zengin değil elbet. Ancak karınlarını doyuruyorlar. Sokağa çıkan dar gelirlinin yemek için adeta tek tercihi İBB'nin açtığı kent lokantaları. Orada 40 TL'ye 3 çeşit yemek yeniyor. Vallahi ıstakoza karşı ben ne diyeyim, utansınlar yani, ayıptır, utansınlar ya. Yani. Biraz utansınlar, bu milletten utansınlar ha. İstakozdan hiç bahsetmeyelim. Yani çok ayıp, çok utanılacak bir durum. Üsküdar Kent Lokantası'nın önünde her gün metrelerce kuyruk oluyor. Günün menüsü tavuk suyu çorba, etli nohut, pirinç pilavı, ekmek, su ve turşu. Aynı menü bir başka restoranda 300 lirayı aşıyor. Saat tam 1'de girdim. Yarım saat oldu. Neden buradasınız? Yemek yiyeceğiz. 1 kilo ıstakoz 3000 lira Türkiye'de. Dar gelirli tadına bakmayı dahi hayal edemiyor. Çünkü 3000 lira bir kent lokantasında 75 sefer yemek yemek demek. Ne yapalım? 40 lira yani nereden alıp yiyeceksin? Geliyoruz, emekliyiz, ne yapalım? Bir yandan da siyasetin gündemi ıstakoz biliyorsunuz. Bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi bizler ulaşamıyoruz o şeylere, lükse. Kuyruğa giren emekli günü 40 lirayla kapatıyor çoğu zaman. Tek öğün yapıyor, ertesi güne kadar hiçbir şey yemiyor. Günün sonunda kemerleri sıksa da cebini rahatlatamıyor. Aşağı bir 20-25 dakika falan oldu, 25. Peki günde bir kere mi yemek yiyorsunuz burada? Yiyorum, evet. Eve gidince tekrar bir yemek yapıyor musunuz yoksa günü tek öğünle kapatabiliyor musunuz? 4.30'a kadar burası kalıyor. 4'ten sonra kapanıyor. Geldim bir kere dedi 4.30'a kadar kapanıyor dedi. Evet, Murat Kurum demişti ki ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar. Aslında şu ortamda, şu ekonomik ortamda evet marifet açıkçası 40 liraya bu yemeği vermek. 300 liraya ancak yeriz diyor, yiyemezler. Yani mümkün nereye değil. Gittiğine bağlı olarak değişiyor. 500 işte, lirada, 700 liraya da yiyebilirsin. Ama işte şunu konuşuyoruz ya, hani Erdoğan görmemiş demek ki diye. Evet. Bir izleyicimiz de şimdi yazmış, demiş ki sermaye yanlısı tavrın halkın durumundan, duygusundan kopmuş olmanın dile vurması. İstakoz da bunun yaşamda örneği, pahalı saat de aynı şekilde. Tabii, yani böyle tabii. Bir kopukluk var. Belki dediniz evet. Erdoğan evinin yanına mı açılsa kent lokantası? Ben ona yakında, çok yakın bir yerde belediye bir kent lokantası açsa çok iyi olur aslında. Çok bir saray orada, sarayı temsil eden Cumhurbaşkanı, şaşayı temsil eden bir hayat. Ve bu taraftan da halkın kuyruk önünde uzun kuyruklar yarattığı bir kent lokantası, bir 40 liraya yemek. Bence bu tenakuzları iyi göstermek lazım.